Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği'nde öğretim üyesi Cevdet Emin Ekinci ve doktora öğrencisi Belkıs Er Yiğit, yaşanan depremlerin ardından yapıda bulunan hasarların boyutunu gösteren 4 aşamalı ışıklı ve sesli yapısal hasar tespit cihazı geliştirdi. Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Cevdet Emin Ekinci, meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların hayatlarını kaybetme oranını en aza düşürmek için çalışma başlattı. 24 Ocak Elazığ depremi sonrasında çalışmalarına hız veren Ekinci, doktora öğrencisi Belkıs Er Yiğit ile birlikte 4 aşamalı, ışıklı ve sesli yapısal hasar tespit cihazını geliştirdi. Boşaltıyorum hocam. Geliştirilen cihaz, kolon ve kirişlerin arasına bırakıldıktan sonra yapıda meydana gelecek kırılma ve çatlamaları kademe kademe bildirecek. Basit bir simülasyon şu anda. Kolon, kiriş gibi elemanımız burası. Sistemimiz burada. Mekanik sistem bunun içerisinde gömülü. 0,1 milimetrede hafif hasar olduğunu gösteren hasar tespit cihazı, 3. kademede ağır hasar, 4. ve son kademede ise bina sakinlerine binayı terk etmeleri gerektiğini belirten ses gönderiyor. Ağır hasar gelmeye başladı. Artık yapıyı terk et şeklinde bina kullanıcılarını bu şekilde uyarıyor. Geliştirilen hasar tespit cihazı, binanın girişinde ve merdivenlerde herkesin görebileceği ve duyabileceği yerlere yerleştirilecek. Gözlemler, binaların işte hasar alması, yıkılması, kırılması, çatlaması, kolon, kiriş davranışlarını işte sentezleyerek bunu daha öncesinden deprem sırası ve deprem anında bina kullanıcıları nasıl uyarırız, ikaz ederiz anlamında bir çalışma proje yapmıştık. Yapıdaki hasar oranına göre ses oranı artan cihazın sesi kesilmediği sürece vatandaşların yapı içerisine girmemeleri sağlanacak. Ayrıca geliştirilen sistem ve teknoloji bu alanda ilk olma özelliği de taşıyor. Parça halinde şu önde gördüğümüz kısım mekanik sistemleri var. Bir de mikro işlemci tarafı var. Bu binamızın kritik bir kolon, perde, duvar, kiriş ne varsa orayı buluyoruz. Oraya bir, iki ve bazen üçüncü eleman takıyoruz. 24 saat sürekli açık bu. Bina deprem gibi kuvvetler geldiği zaman 0,1 milimetre genişliğinde çatlak oluştuğu andan itibaren yapı artık aldığı enerjiyi yüke göre işte 1 milim, 2 milim, 3 milim orta hasar geliyor, ağır hasar geliyor. Bina çok enerji aldı, bina yıkılacak şekilde kullanıcılarımızı böyle bu şekilde uyarma özelliğine sahip. Cihazımızın sesli uyarı ve ışık uyarı binanın girişinde, merdiven evi gibi yerlerde, spor salonu olabilir, okul olabilir, hastane olabilir bu gibi yerlerde herkesin görebileceği, duyabileceği yerlere yerleştiriyoruz. Sistem susuncaya kadar artık binanın içeri girmesine ilk yardım dahil müsaade etmiyoruz bu anlamda.